Bugün Cumhuriyet TV ekranlarında Arif Kızılyalı'nınla geçen hafta yaşananları konuşacağız. Geçen haftanın gündemine oturan en büyük olay Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı oldu. Sergen Hoca top çıkmadan topa vurduğu için kırmızı kart gördü. Ve tüm futbol severlerin aklında kaç maç ceza alacak sorusu oturdu. Eğer Sergen Hoca bir maçın üstünde ceza alırsa Galatasaray derbisinde kenarda olamayacak. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Sergen Yalçın kaç maç ceza alır? Öncelikle gerçekten sıkıntılı bir haftayı geride bıraktık. Her maçta olay var. Beşiktaş'la başladı, Fenerbahçe ile devam etti. Galatasaray maçında da bir hayli tartışmalı pozisyonlar. Tabii bu haftanın gündemine oturan konu Sergen Yalçın Hoca'nın gördüğü kırmızı kart. Maçın ilk yarısında gördüğü kırmızı karttı. Kurallar değişti. Eskiden kendisine doğru yönelen topu çizgi üzerinde veya sahada hani bir parça şey yapıp stop ettiği anda veya alana iade ettiği anda ki oyun duruyor. Karşılık sarı karttı. Fakat yeni kurallardan sonra kırmızı kart. Öncelikle bunun altını çizelim. Sergen Hoca ceza alanı, oyun alanı içinde kendisine gelen topu kendi alanını ihlal edip sahaya girip vurduğu için kırmızı kart görmüştür. Madde bu. Ancak sonra televizyon görüntülerine işte, ya da ne bileyim video kameralara ya da ne bileyim cep TV çekimlerine yansıyan görüntülerde Sergen Hoca'nın hakaretvari konuştuğu iddiaları var. Bu bir iddia, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü bunu kanıtlayamıyorsunuz. Fakat ben Futbol Federasyonu'nun bu kırmızı kart sonrası yaşananları dikkate alıp almayacağı konusunda mütereddidim. Niçin? Çünkü dördüncü hakemin de yetki alanında, hemen Sergen Hoca'nın yanında zaten ve hani VAR odası da bunları izliyor. Eğer o an öyle bir şey olsa zaten raporlara yansırdı. Raporlara yansısaydı Sergen Hoca 41. maddeden işlem görürdü. Yani topa saha içinde vurdu. Artı işte 41. madde nereye sokarsanız sokun. Hakemin manevi şahsiyetine hakaretten şundan bundan kaba ve hakaret içeren söyleme kadar. O zaman gerçekten Fısıltı Gazetesi'nin ifade ettiği gibi Sergen Hoca'nın cezası 3, 4, 5, 6, 7 uzardı. Fakat aldığımız duyumlar şu noktada Sergen Hoca'nın cezai raporunun sadece topa yönelik hareketi nedeniyle doldurulduğu ve Sergen Yalçın'ın bir maç ceza alacağı, böylelikle o cezasını bu hafta deplasmanda çekeceği, deplasmanda çektikten sonra da iç sahada yani Vodafone Park Stadyumunda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında takımının başında yer alacağı. Fakat Sergen Hoca'ya çıkan bu kart. Şimdi orada hakem açıkçası kovaladı pozisyonu. Çünkü birçok teknik direktörün kural ihlali olduğu halde hani bu tip hareketleri görmezden gelinebiliyor. Fakat Sergen Yalçın'ı biliyorsunuz 3 hafta önce Milli Takımlar ve Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi eğitmeni Danimarkalı Jaap Ulenberg'le bir atışması var. Ulenberg Sergen Yalçın Hoca için bir şeyler sarf ediyor. Sergen Hoca da çıkıyor, karşılık veriyor. Hatta yanılmıyorsam Candaş Tolga'nın programında Sergen Hoca beni birkaç hafta sonra atarlar da kimse şaşırmasın dedi. Geleceği görmüş yani Sergen Hoca. Niye? Çünkü Türkiye'de futbol işleri, özellikle de federasyon tabanlı futbol işleri, özellikle de MHK tabanlı futbol işleri böyle bir garip düzlemde gidiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Akıl sır erdiremiyorsunuz. Hani önceden yaşanacakları hissedip söyleyebiliyorsunuz. Ki mesela işte Beşiktaş maçında bu olaylar yaşandı. Tartışmalı penaltı pozisyonları vardı iki tarafa da. Ondan sonra geçtik. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin bence verilmeyen bir penaltısı var. Dönüşte Kasımpaşa'nın benzeri bir pozisyonu var. Rize Galatasaray maçına geldik. Hani Rize'nin attığı beraberlik golü, ondan sonra Selim'in kırmızı kartlık hareketi, döndüm Muslera'nın hakemin gözü önünde topa vurarak sarı kartı olduğu anda çıkmayan sarı kart, atılması gereken pozisyon ve Çağrı'nın 99. ya da 100. dakikada karşılıklı itiş kakış sonucu yaptığı asist ve Morata'nın golü. Yani şimdi Ali Palabıyık o maçın önüne geçti. Bir önceki maça dönüyorsunuz, falanca hakem önüne geçti. Bir önceki maça dönüyorsunuz, o hakem önüne geçti. Yani açıkçası galiba Türk futbolu milli takımın başına yabancı getiriyorsa yabancı hakemi de gündemine almalı ki bu işe en karşı duranlardan biriydim. Çünkü Türkiye'de hakemlerin kafası karışık. Türkiye'de hakemler geriye gitti. Türkiye'de hakemler Serdar Tatlı ile ne yazık ki çok seviye kaybetti.